Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 9. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde lafzatullah yani Allah Celle Celaluhu'nun lafzının okunuşunu beraberce öğreneceğiz inşallah. Arkadaşlar bu dersle birlikte bu dersten sonraki dersler biraz daha detay oluyor. Bundan önceki dersleri mutlaka çok iyi anlamamız ve kavramış olmamız gerekiyor. Bu doğru çizgimiz Kur'an-ı Kerim'in harflerini temsil ediyordu. Bu Kur'an-ı Kerim'i okurken bir lam işareti gelse ve bu lam işaretinin herhangi bir üst çizgi, alt çizgi, virgül yani harekesi olmazsa arkadaşlar bunu okumuyoruz. Lam harfi gelecek ve lam harfiyle alakalı hiçbir hareke gelmeyecek. Ne yapıyoruz? Direkt yanındaki harfe geçiyoruz. Örnek verecek olursak. Mesela lafzatullah. Allah lafzı. Allahu. Bakın buradaki harf lam harfi ve bu lam harfinin herhangi bir harekesi yok. Yani üst çizgi, alt çizgi veya virgülü yok. Ne yapıyoruz? Hemen yanındaki harfe geçiyoruz. Allahu şeklinde okuyoruz. Bu da bir örnek olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi lafzatullah kuralında neye dikkat edeceğiz? Beraberce işliyoruz. Allah lafzında dikkat edilmesi gereken iki husus var arkadaşlar. Allah lafzını gördük. Allah lafzından önceki harfin harekesine bakıyoruz. Önceki harfin harekesine göre ya kalın okutacak veya ince okutacak. Ona dikkat ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, okudun, Allah lafzı geldi. Allah lafzından önceki harfin harekesi üst çizgi veya virgülse yani üstün veya ötüre ise kalın okutur arkadaşlar. Hüvallahu örneğindeki gibi. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, okudun. Allah lafzı geldi. Allah lafzından bir önceki harfin harekesine bakıyorsun. Eğer harekesi alt çizgi ise yani esre ise ince okutuyor. Evet. Örnekte sebilillahi olduğu gibi. Evet. Toparlıyorum. Allah lafzında iki kural var arkadaşlar. Allah lafzından önceki harfin harekesine bakarsın. Eğer üstün veya ötre ise yani üst çizgi veya virgül gelmişse kalın okutuyoruz. Hü vallahu. Bakın burada ne gelmiş? Üstün gelmiş arkadaşlar. Üst çizgi geldi o yüzden kalın okunuyor. Kalın okunuyor. Ötre gelmiş yani virgül gelmiş arkadaşlar. Ne oluyor? Kalın okunuyor. Emrullahu şeklinde. Eğer Allah lafzından önceki harfin harekesinde esre gelirse yani alt çizgi gelirse bakın burada alt çizgi gelirse bu da ince okutuyor. Sebilillahi ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.